Kadınca TV'de yepyeni bir bölümü hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz moleküler biyoloji ve genetik uzmanı, Volomed saç bakım koordinatörü Dilek Gül Kayıkçı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem. Dilek Hanım mı diyeyim, Gül Hanım mı diyeyim? Dilek Hanım. Dilek Hanım. Cinsiyet ismi. Dilek Hanım, vücut kıllarından saç ekimi yapılır mı? Çok şok bir soruyla başladık. Evet, yapılır Özge Hanım. Hem de çok güzel yapılır. Biz zaten yaklaşık 15 yıldır tamamen daha çok vücut kılı ağırlıklı çalışıyoruz. Neden vücut kılına yöneliniyor? Önce onu sorayım. İhtiyaçtan tamamen. Şimdi biraz onlardan bahsedeceğim zaten. Şimdi ben genetikçi olarak zaten araştırma yönelik ve deneysel işlemleri çok seven bir yapıya sahibim. Tüm ekip olarak böyleyiz. Bu yüzden biz aslında vücut kıllarının çalışmaya ilk başladığımızda gönüllü hastalarımızdan deney usulü olarak ilerledik. Hani bunları uzun bir süre boyunca gözlemledik. Tutuyor mu, çıkıyor mu, dökülüyor mu, bunların tamamını çok net verilerle sunabiliriz herkese. Vücut kılına değinmeniz çok iyi oldu. Çünkü bu artık bir yara haline geldi yani saç ekim sektöründe. Çok müşkül durumdaki hastalarımıza kullanıyoruz ve bu hastalar aslında çözüm arıyor ve genelde birçok merkez biraz zor bir saç restorasyon cerrahisi olduğu için çok uğraşamıyorlar ve bu derin tecrübeye sahip olamayabiliyorlar. Ama biz dediğim gibi yoğunluklu vücut kılı çalışıyoruz. Hangi durumlarda kullanılır? Vücut kılı keyfi olarak değerlendirilmez bir kere. Önce oksipital bölge dediğimiz ensenin üst kısmı ve parietal bölge dediğimiz yan kısımlar değerlendirildikten sonra eğer vertex ve frontal alanlara yeteri kadar graft yetmiyorsa, yani yeterli donör alan yeterli değilse biz o zaman vücut kıllarını çok güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu birinci seçenek. İkinci sebebimiz de daha önce başka merkezlerde yanlış işlemler sonucu ense bölgesi maalesef boşaltılabiliyor ama verimde alınamıyor. Böyle mağdur hastalarımız geldiğinde çok güzel bir şekilde takviye edici vücut kılları kullanıyoruz. Ama ben vücut kıllarıyla ilgili vücut kıllarını biraz uzun tutmak istiyorum. Çünkü gerçekten en çok son yılların... Evet, enteresan bir konu. Çok konuşulmadığı ve zaten dünyada çok az merkezin yaptığı ve yapabildiği bir restorasyon cerrahisi. Onun için bu konuda biraz uzun durmak istiyorum. Şöyle, vücut kıllarını önce enseyi değerlendirdik. Tüm alan yeterli gelmediyse sıralamayla alıyoruz. Önce kafa derisi kıllarına en yakın olan sakal kısmı kullanılır. Şu alt kısımda göstereyim ben özellikle. Yanak sanıyor hastalarımız ama değil. Boyun alt kısmındaki kıllar daha uygun olduğu için onlar değerlendirilir. Onlar daha yani daha kalın. Uygun derken daha kalın olduğu için. Daha kalın ve daha benzer bir yapıya sahip. Anladım. Ondan sonra sırayla yine göğüs, sırt kılları ve çok gerekli durumlarda biz koltuk altı, kol, bacak kılları ve çok çok müşkül durumda da genital bölge kıllarına başvurabiliyoruz. Aslında vücuttaki bütün kıllar kullanılabiliyor gibi. Değerlendirilebilir ama hepsinin verimliliği aynı değildir. Şimdi onu da söylemek istiyorum. Özellikle genital bölge kılları bize çok soruluyor. Evet, tıbben mümkün, teknik olarak mümkün, çalışabiliriz. Ama genel anestezi altında yapılması gerektiği için, genel anestezi de zaten saç döküme sebeplerinin başlarında geldiği için ben buna biraz bireysel olarak olumlu yaklaşmıyorum. Anladım. Asıl sebebim de şu. Şimdi genital bölge özel bir alan ve özel hayatınızda ileriki yıllarda herhangi bir problem yaşadığınızda istem dışı psikolojik olarak herhangi bir sorunda bu operasyonla bağlantı kurabilir hastalarımız. Ve ne hastalarımız ne de biz bu riske girmeyelim diyoruz. O bölgeye gelene kadar değerlendirilecek çok güzel bölgeler varken oradaki kılları değerlendirmek çok daha doğru geliyor bize. Diğer değinmek istediğim konu da şu. Vücut kılları tek bir alana lokal olarak yerleştirilmemeli. Yani aldık sakalı direkt öne ekmemeliyiz. Aldık göğsü direkt bir yere ekmemeliyiz. Anladım. Çünkü orada çok yapay durur. Biz önce ne olursa olsun donör alandan alınabileceği alıp tüm alana dağıtıp sonra aralara yoğunlaştırmak, sıklaştırmak amacıyla serpiştirmemiz gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun bu vücut kılları uzadığında kıvırcıklaşıyor. Ve bizim gözlemlediğimiz şu. Vücut kılları ortalama 2 yıl sonra saç formuna dönüyor. 2 yıla kadar işte belli sürelerde dökülme farklılıkları olabiliyor, uzama farklılıkları olabiliyor. Peki o zaman doğru mu anladım? Sıfır bir kellikte. Evet, tüm alan boşta. Tüm alana yapılabiliyor mu? Tüm alana yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Tüm alana dağıtılmalı zaten. Dağıtılarak yapılabiliyor. Ama burada yapan bu işlemi, bu saç restorasyon cerrahisini yapan kişinin uzmanlığı ve tecrübesi çok çok önemli. Çok meşakkatli bir şeyden bahsediyorsunuz. Çünkü hem çok meşakkatli bir şey hem de saç derisi kılları derin
retiküler dermis tabakasında konumludur. Yani daha derinlerde. Bunun aksine vücut kılları dermisin daha yüzeyinde yer alır. Yüzeyde, evet. Dolayısıyla biz bu alım kökleri alım, yani fuye dediğimiz zaten yöntem. Alım yöntemini yaparken o kadar dikkatli yapmamız gerekiyor ki çok derine girip iz bırakmamamız gerekiyor. Scar izleri oluşur. Onun dışında çok aşırı yüzeysel gidersek de kökler kayıba uğrar. El manipülasyonu çok önemli, becerisi çok önemli, tıbbi bilgisi çok önemli yapan kişinin ve tabii ki çok donanımlı olması gerekiyor. Ve sizler gibi çok uzun yıllar araştırıp konuya hakim olması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani rastgele yapılacak cerrahi değildir ama saç ekimi de çok kurtarıcı bir cerrahidir. Peki ben o zaman merak ettiğim birkaç şeyi sorayım. Tabii buyurun. Daha önce de bahsettik ya işte bazı saç ekimler yapılıyor ama istenen performans olmuyor. Evet. Orada aralara da serpiştirilebiliyor kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Zaten asıl amaç o. Asıl amaç o ama sıfır deriye de yapılabiliyor. Tabii, gerekirse sıfır deriye dağıtarak. Tek başına vücut kılı isteyen hastalarımız da var. Ya ben enseme dokundurmak istemiyorum, vücut kılından alın. Böyle bir şey yok. Az önce de belirttim. Keyfi olmaz. Keyfi olmaz. Kesin. Çünkü yeterli olmaz. Hani, evet, yoğun sayı alabiliyoruz. Biz çok yüksek kendi merkezimizde. Belki de dünyada hiç sayı olarak, sayı anlamında alınamayacak sayıları alıyoruz. Ama bu bile yeterli gelmez tek başına. Çünkü tekli ve ince kökler aslında. Tabii biraz sonra gene değineceğim bunları ama onlar deriye, saçlı deriye geldiğinde göğüsteki, sırttaki konumlarından çok farklı bir noktaya geliyor. Kalınlaşıp uzayabiliyorlar. O yüzden işte daha zayıf olması bizi aldatmasın. Onlar kalınlaşacaklar. Anladım. Peki bilmeyenler için aslında şu an burada sizin konuk olmanız sayesinde başarısız saç ekimi geçirmişse, hiç umudu kalmamışsa, donörü yeterli değilse ya da donöründe bir hata veya sıkıntı varsa aslında yine şansı olduğunu duyurmuş oluyoruz. Özge Hanım çok güzel söylediniz. Özellikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben çünkü teşekkür ederim. Bilmeyenler var. Çünkü ileride. Ben buraya tamamen gerçekten çağrı arayan insanları bilgilendirmek amacıyla geldim. Çünkü çok böyle insanları umutsuzluğa kapıp gönderiyor. Yani o kesinlikle tutmaz, tutarsa dökülür diye bir inanç yaymışlar. Bu hiçbir şekilde doğru değildir. Hiç bilimsel bir verisi de yoktur. Yok. Bununla ilgili yazılmış, araştırmış bir makale de yoktur. Biz 15 yıldır araştırmalarımızda çok net veriler verebiliriz. Peki o zaman vücut kılı diyelim ki işte buradan ya da göğüsten alındı ve saça eklendi. Evet. Oradaki sayı bayağı bir azalıyor mu? Ya da onu nasıl ayarlanıyor? Zaten lazer epilasyona gitmiyorlar mı? Evet, değil mi? Evet, zaten hastalarımızın çoğu lazer epilasyondan da kurtulmak için aslında. Çünkü bir seans geldi. Bir taş iki kuş. Biz mesela sayı vermem gerekirse göğüsten 3000 grefte kadar, ki altını çiziyorum, bu dünyada yok bu rakamlar. Tek seansta biz 3000 grefte kadar göğüsten alabiliyoruz. Sırttan yaklaşık 4000 grefte kadar aldığımız hastalar mevcut. Sakaldan yine bozmadan, bunlar bozmadan, orada yara izi oluşturmadan ve orijinal dokusunu bozmadan yapmamız gereken işlemler. Ve orası işlemler. Da temizlenmiş oluyor böylece. Tam temizlenmesi ilk seansta bayağı seyreliyor. Bir daha geldiğini düşünün ikinci seansa. Bir yerde aslında lazer epilasyona da destek sağlamış oluyoruz. Anladım, kesinlikle. Peki doğal görünümlü bir saç ekimi için nelere dikkat etmek lazım? Doğal görünümlü bir saç ekimi. Bundan önce şeyi söylemek istiyorum. Ben vücut kılında atlamamamız gereken bir şey var. Dökülür mü diye korkusu. Ona ben değinmek istiyorum. Eğer sakıncası tabii yoksa. Tabii ki, buyurun. Hep böyle dediğim gibi saç vücut kılı ekilir ama dökülür, tutmaz diye inanç var ya. Ben buna kesin net bir şekilde şunu söylüyorum. Hayır, dökülmüyor. Neden dökülmüyor? Çünkü daha ince diye mi döküldüğünü düşünüyorum. Dökülmesini yanıltan şöyle bir şey var. Şimdi az önce bahsettiğim gibi saç derisinin yapısı, saç derisindeki kılların yapısı, kafa derisindeki kılların yapısıyla vücuttakinin yapısı çok başka. Ve döngüleri var bunların. Gelişme döngüsü, uyuma dinlenme döngüsü diyoruz biz tabiri caizse. Sonra dökülme döngüsü diyelim. Bu döngü kafa derisi saçlarında çok başkadır, vücut kıllarında çok başkadır. Kafa derisinde 3-5 yılda bir dökülür, cansız hissederiz hani bizlerde. Hani günlük dökülme oranı vardır ya, cansız hissederiz bizlerde. 3-5 yılda bir bu tekrarlanır saç derisinde. Ama vücut kıllarında bu birkaç ayda bir tekrarlanır. Dolayısıyla onlar öyle algılıyor. Evet, anladım. Dolayısıyla dediğim gibi çalışmalar da yok ortada. Çalışma da yapmıyorlar ama biz bunları net bir şekilde yapıyoruz. Bunun için net konuşabiliyorum. Bu ilk 2 yıl içerisinde önce birkaç ayda bir bu döngüyü tamamlıyor vücut kılları. Dökülüyor, çıkıyor, dökülüyor, çıkılıyor, çıkıyor falan. Ve hastalar bunu tamamen kalıcı dökülme sanıyor. Ama değil, kesinlikle değil. Aslında sonra yerine yerleşiyor. Yerine oraya geliyor alışıyor. Ve bunun süresi işte 2 yıl. Tam anladım. 2 yıl sonra vücut kılları saç forma dönüyor ve bir daha dökülmüyor. Çok iyi anladım. Peki doğal görünümlü saç ekimi için nelere dikkat edin? Doğal görünümlü saç ekimi için 3 tane faktör var. Birincisi ön saç çizgisinin doğru belirlenmesi. Bunu da yaparken hastamızın beklentilerini göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü önemli olan onun mutluluğu, kendini nasıl görmek istediği. İkincisi sıklık. Sıklığı çok güzel vermemiz lazım ki karşıdan bakıldığında böyle aralarda boşluklar,
yapay bir duruş olmasın. Şu geçiş bozukluklarını ben çok önemserim mesela. Üçüncüsü de köklerin açıları ve yönlerinin doğru verilmesi. Şimdi birincisi doğru saç çizgisinin doğru yapılması dedim ya. Bunda da çok önemli birkaç noktaya değinmek zorundayım. Biz hastamız gelir. Önce şu kaşlarımızı kaldırdığımızda katlanan bir kaş sınırı vardır. O kas sınırlarını referans alarak özel lazer cihazımızla yüzü iki simetrik eşit parçaya böleriz. Ve temporal bölgelerden şakaklarla kaş arasındaki mesafeyi de oranlayarak karizmatik güzel bir çizgi belirleriz. Ama burada ben şunu tavsiye ediyorum bütün meslektaşlarımıza. Lütfen sadece simetrik yani simetrik kurallara, altın kurallara uyarak yapmayın. Benim gene bireysel görüşüm. Çünkü yüz tamamen simetrik değil. Kaşın biri yüksek biri daha alçak olabiliyor. Yüzde başka simetriler olabiliyor. Burada da bu saç restorasyon cerrahisini yapan uzmanın tamamen sanatsal ve estetik bakışı devreye giriyor. Yani ölçüleri yaptınız baktınız ama çizgi yamuk duruyor. Ne yapacaksınız peki? İşte o zaman o estetik bakışla onu eşitleyeceksiniz. Deneyim bu ve çok burada önemli. Profesyonellik çok önemli. Evet. Hangi hastalara şakak ekimi yapılır? Tam çok iyi denk geldi. Tam ona bağlayacaktım. Şöyle şakak, ön saç çizgisini belirledik ya. Burada bir şakaklar gidiyor. Fark edersiniz bazen de şu üçgen kısım şakak kısmı silinmiş gibi olur. İşte burada ön saç çizgisi kusuru oluşuyor işte. Bizim buna bakmamız lazım. Burada şakak yoksa ön frontal bölge ne kadar güzel bir ekim yaparsanız yapın yapay duracak. Çünkü burada bir geçiş hatası var. Doğru, böyle peruk gibi duruyor peruk o zaman. Peruk gibi duracak. O yüzden sıfırdan şakak planlanması gerekiyor hastaya. Ve bu şakak da hiç kusur kabul etmez. Dört dörtlük yönler verilmeli ve o kadar yataylık verilmeli ki hem o çok yatay ve doğal duruşsun hem de deri dolaşımına katılsın. Bu da gene dediğim gibi çok ciddi donanımlık gerektiriyor. Bir şey. Aynen. Peki yara veya yanık bölgelerine, saç kıran hastalıklarına da saç ekimi yapılabiliyor mu? Müthiş, ne güzel sorular soruyorsunuz. Tam böyle hani toplum bilgilendirmek istediğim konulardı bunlar. Teşekkürler. Ben orada saç kırandan başlayacağım. Saç kıran bir kere otoimmün bir hastalıktır. Dolayısıyla biz hastalarımızı önce bir değerli dermatologlarımıza yönlendirerek dermatologlarımızın eşliğinde saç kıran tedavisini minimum 1 yıl ama ideali 2 yıl olacak şekilde saç kıran tedavisi almasını tavsiye ediyoruz. Bu tedavi sonlandığında dermatologlarımızın yine imzalarını alarak o saç kıran düzenli yapılan saç kıran tedavisinden cevap alamadıysak, verim alamadıysak ve o bölge saç kıran olan bölgelerde yayılım olmadıysa, sınırlı kaldıysa biz o hastalarımıza çok güzel bir şekilde saç nakli işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Sorun çözülüyor ama bu o saç kıranın tekrarlanmayacağı anlamına gelmiyor. Bağışıklık sistemi rahatsızlığı kesinlikle olduğu için tekrarlanabilir. Yara ve yanık bölgeler. Yara ve yanık. Burada da yaradan devam edeceğim. Yanıktan devam edeyim hatta. Çünkü yanık çok fazla yanık hastamız var bizim. Yanık hastaları da gene dünyanın sorunu diyeyim. Çünkü onları da tıpkı vücut kılı ve tepe ekimleri de aslında ve yaralarla ilgili hep hastaları geri çevirirler genelde. Tabii ki elin taşın altına koyan hekimlerimiz, merkezlerimiz var ama genelde uğraşmaz ve gerekli donanıma sahip olmadıkları için maalesef hani olmuyormuş, tutmuyormuş, yapılmıyormuş gibi geri gönderirler. Anladım. Lütfen insanları umutsuzluğa bırakmayalım. Çünkü insanlar çağrı arıyorlar yapabilen zaten. Yapabilen ve bu işi gönüllü uzmanlara yönlendirebilirsiniz. Evet öyle yönlendirebilirsiniz. Şimdi yanık izleri şöyle. Yanıklara biz %100 tutar, %100 tutmaz asla denmemesi gerekiyor. Doğru cümle %50 ihtimal vermektir. Biz öyle yapıyoruz. Bunun için de hastalarımız önce merkezimize gelirler. Biz onlara fiziksel muayenelerinde ve aldığımız anamnezler sonucu minimal dolaşımı da uygun seviyede ise biz onu saç ekimine uygun görürüz ve şansımızı deneriz. Hem kendimiz hem hastamız. Ve çok ciddi bir şekilde düzgünce o kökleri doğru derinliğe ulaştırarak, zaten dolaşım problemli yanıklarda, doğru derinliğe ulaştırarak hastamız ameliyatını yapar. Ama medikal tedavilerle de işte yara, yanık ve skar dokularında doğru medikal tedavi destekleriyle de ne gibi şeyler bunlar? Birazdan ayrı, aynen birazdan da onlara değineceğim. Desteklemek gerekir çünkü zaten orada bir zorlanmış bir doku var, hırpalanmış bir doku varken desteklemek çok daha sağlıklı sonuca götürüyor bizi. Oradaki dolaşımı. Son olarak skar bölgesini anlatacağım. Skar bölgesi için aynı umutla konuşamayacağım çünkü çok ekip gene deneme yanılma yöntemlerimizde bizim klinik laboratuvar ortamı gibidir. Gönüllü hastalarımızda bunu uygular anlatırız. Böyle skar dokuları aslında
tutma demek daha doğru olur ya da çok verimsiz tutar. Hı hı. Keloid dediğimiz iyice sertleşmiş artık. Hiçbir ümit olmayan dikiş izlerinde falan. Bunlar da genelde tutmuyor. Onları da hastalarımızı kurtaracak şöyle bir çözüm sunuyoruz. Saçlı deride zaten uyguluyor. Sonuçta bir yerde bir yara izi var, sıkar izi var, evet. Tamam mı? O çok sert. Biz onu ekipçe tutmayacaksa madem, ben şöyle yapıyorum. Hemen dibindeki canlı hücrelerin üzerine çoklu grefleri yerleştirerek kapatıcılık sağlıyorum. Örtmek aslında. Aynen biraz. Aynen öyle. Yine çözümünü de, evet, yine çözümünü sunmaya çalışıyoruz hastalarımıza. Peki saç ekiminden sonra hastalar neye dikkat edecekler? Burası çok önemli aslında. Evet. Sonraki süreç nedir hastayı bekleyen? Tamam. Saç ekiminden sonra hastalarımız nelere dikkat etmesi gerekiyor? Aslında öncesine de biraz değinsek, hı hı, çok iyi olacak. Öncesi, sonrası, hı hı, genel anlatayım isterseniz, hı hı, ben. Süre için ben hani süreci sonrasına anlatayım. Geçelim dedim. Tamam, süreci anlatayım. Ha, süre için, evet, sonrası. Ha, tamam, tamam. O zaman bir cümleyle en azından, hı, bahsedeyim. Öncesinde kronik rahatsızlığı var mı diye bir hastalarımızı kontrol ediyoruz. Gerekli hastalardan EKG tetkikleri ve bazı tetkikler istiyoruz. Bir sorun yoksa ameliyata aldık. Hı hı. Ameliyat sonrasında da bir ay boyunca bir dikkat süreleri var. Havuz, deniz, tatil, güneş, spor, bunlardan bir ay boyunca mahrum kalacaklar. Bir o toplamda bir 15 günlük de iyileşme süreçleri var. Bunu, hı-hı, zaten herkes biliyor. Kısa biliyor, geçeyim, evet, daha verimli bilgilere, hı-hı, geçelim. Sonrasında neye dikkat edecekler? Bunlar işte sonrasında, hı-hı, işte ameliyattan hemen sonrasında kafaya darbe almamaya dikkat edecekler daha çok. Hı-hı. İşte bir hafta bir şişme morarma ihtimali olan süreç var. Onu evde istirahatla geçirmeye çalışacaklar. Bir ay boyunca da işte havuz, deniz, az önce bahsettiğim gibi güneş, bu tarz spor yapmak gibi, hı-hı, faaliyetlerden darbe alabilecekler, uzak duracaklar, evet. Peki saç dökülmesini engellemek için uygulanabilecek yöntemler var mı? Sizin mesela ekim yaptıktan sonra da tavsiye ettiğiniz ya da öncesinde? Hı-hı, hı-hı. Evet, saç dökülmesi dediniz, hı-hı, mi? Evet, saç dökülmesini engelleyecek tabii ki yöntemler var. Şöyle, az önce bahsettiğimiz medikal tedaviler var mesela, en yaygın kullandığımız. Sizin söylediğiniz gibi lazer tedavileri var, işte kök hücre tedavileri var ama güncel olarak ve bütçeyi daha az zoran, daha az yoran ve daha çok talep gören PRP ve mezoterapi tedavileri var. Anladım. PRP tedavisi nedir? Hastamızın kanını alırız, kendi kanını özel santrifüj cihazlarından geçirerek, santrifüj ederek kanın trombosit kısmını, trombositçe zengin kısmını ayrıştırırız ve küçük iğnelerle deri altına enjekte ederiz bunu. PRP sıvısı içinde bulundurduğu büyüme faktörleri ve iyileşme onarıcı hücrelerinden dolayı enjekte ettiğimiz bölgede hücrelerin yenilenmesini, hı, ve çok hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Saç çıkarır mı, engeller mi peki? İkisini de sağlar. Şöyle, hı, olmayan, kökü olmayan bir hücreyi çıkarmaz ama ince tüyleri kalınlaştırır. Hı. Dökülmesini de yavaşlatır ve zaman zaman durdurabilir. Hı. Mezoterapide dışarıdan ağız yoluyla alamadığımız ya da yeterince alamadığımız vitaminler, sıvı amino asitler, oligo elementler ve çeşitli mineralleri bizim hazır bir şekilde mezoterapi ilacı olarak alıp yine aynı işlemle küçük enjektörlerle deri altına uygulama işlemidir. Bunlar seanslı uygulamalar ama. Bunlar seanslı uygulamalar tabii ki. İhtiyaca göre. İhtiyaca peki göre. Kadın ve erkeklerde saç dökülme nedenleri aslında farklılık gösteriyor. En son onları da bir anlatalım, nelerdir diye. Tamam. Kadın ve erkeklerde dökülme sebepleri, ben gene zaman herhalde sıkıntımız olduğundan, hı-hı, genel konuşayım. En önde gelen faktör genetik faktörler zaten. İkinci olarak hormonal oluyor. Erkeklerde testosteron hormonunun dihidrotestosterona dönüşüp saç kaybına yol açması. Bayanlarda östrojen hormon, hı, bozuklukları. Ama kadınlarda, hı, da erkek tipi dökülme olabiliyor. Tabii erkek tipi dökülme kadınlarda da görülebiliyor. Hatta en çok onu görebiliyoruz, hı, zaten. Onun dışında en çok emzirme döneminde kadınlarda, emzirme, hı, döneminde, doğum sürecinde, her ikisi için genel anestezi alındığında, kemoterapi uygulandığında, yanlış kozmetik ürünler, ısıl ve kimyasal işlemler, doğru, kuaför mağdurluğu. Doğru. Doğru. Tabii işin bunlar ehli da olmayan kuaför mağdurluğu, kesinlikle, diyelim. İşini düzgün yapan kuaförlerimiz, kesinlikle, de çok. Yani beslenme bozuklukları gibi şeyler, stres, üzüntü, korku zaten olabiliyorlar. Evet. İyi ki geldiniz. Gerçekten enteresan bir konu konuştuk. Burada da ilk kez konuşulmuş bir konu oldu. Eminim, evet, ki seyircilerimiz çok dikkatle dinleyecekler ve bir sürü insan da umut olacak. Umarım, çünkü biz buraya zaten sırf topluma gerçekten çaresiz hastalara fayda sağlamak için geldik. Ne onun güzel için seçtiğiniz sorular da çok mükemmeldi. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.